Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini gördüklərinin qarşılığımız, mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam sizdə qıtanlar ekranımızda bolsun. Norvegiya Xitay casuslarının Avropanı qaplığanlıqıdan agahlandırdı. Germaniya, Angliya və başqa köpligən dövlətlər Xitayının casusluq hərəkəti toğrusunda agahlandırğandan keyin Norvegiya hökuməti bexətirlik xırısları toğrusunda yeni yıllıq dokulat elan qılğan. Dokulatda Xitay casuslarının Avropanın həmmə yerigə tarqalğanlıqı və Xitay istihbarat torunun Avropağa bexətirlik təhdidi elib kilidğanlıqı haqqında agahlandırış berilgan. Amerika vazının xəbər qilishicha Norvegiya istihbarat organi 13 fevral e'lon qilgan hujjatda Xitoyning faoliyati siyosiy istihbarat va sanoat josusligi qatorliqlarini o'z ichiga oladi. To'r boshliqi Xitoyning asosliq kirish eg'izi deyilgan. Norvegiya istihbarat organining aytishicha Xitoy istihbarat organlari bir turkum ko'p ishlatiladigan uskunalar va raqamli ul aslahalari orqali o'zining harakat izini yo'shirish vositalari bilan Yevropada harakat qilgan. Xitay bu hareketlerini yalğız icra kılmaydıgan bolup, taşkışla əməldarları, sayahat vəkilləri ömeki, şəxslər, şirketlər, alahide mənpəətki bağlanğan qruplar və bir qısım puxralarının yardımı da işqa aşırıdıkən. Xəbərdə qayıt qılınışca, Xitayının istihbarat orqalları yana Xitay şirketləri bilən bolğan quyuq münasibətki tayin edikən. Xitay qanunuğa asasən tələb qılınğan əhvalda barlıq Xitay puxraları və şirketləri Xitay rejiminin istihbarat uçuru toplışığı yardım birişi kerak ikən. Norvegiya istihbarat organının aşkarlışca Xitay, Şimali Koreya, İran və Belarusiya qatarlıq dövlətlərinin qollışı səbəbidən Rusiyanın Ukrayna uruşidiki əvzəlliki tədirici kəngəygən. Gerçi Xitay Rusiyanı təyyar qural bilən bivasitə təminləməgən bolsunmu, amma qural yaraq sənayetiki paydalıq maşina, üskünə, elektronluq məhsulat və zapcaslar bilən təminləgən. Xitay Hindi Tinich Okean rayonunda uzunğu sözülğan uruşqı təyyarlıq qılmaqda. Angliya aql amiri e'lon qilgan yangi dokumentda Xitoyning uda 29 yil mudofaa hamkorligini ko'paytirganligi, Hindi Tinich Okean rayonida uzunga suzilgan urushga tayyorlik qilayotganligi qayd qilindi. Londondagi dangliq harbiy aql amiri xalqaro strategik tadqiqot instituti 2024 yillik harbiy tangponliq dokumentini e'lon qilgan bo'lib, dokumentda Xitoyning mudofaa hamkorligini uda 29 yil ko'paytirganligi bu Xitoyning yarishari qoral yaraq riqobatida armiyasini davomli kuchaytirishni qaror qilganligini ko'rsatib beradiganligi qayd qilingan. Amerika vazining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, dokladga asoslanganda Xitoyning 2023 yili ajratgan mudofaa chiqimi taxminan 219 milliard 500 million Amerika dollariga yetib, yillik eshish nisbati 5.4% bo'lgan. Dokladda qayd qilinishicha, Xitoy Hindi Tinich Okean rayonidagi harbiy kuchini davomli kuchaytirayotgan bo'lib, Xitoy rejimi raisi Xi Jinping bu orqali Xitoy armiyasini dunyoviy harbiy kuchga aylantirishni maqsad qilgan. Xitoy rejimining mudofaa chiqimini uzluksiz oshirishi Xitoyning yoshirin to'qinishqa bo'lgan to'nishining o'zgarayotganligini, tez g'alibini kutishdan uzun muddatli surkilishchan urushga tayyorlik qilayotganligini ko'rsatib beradi ekan. Xalqaro strategik tadqiqot institutining Xitoy bexatarlik va mudofaa siyosati oliy tadqiqotchisi Mia Novenes Xitoyning asta-asta tengshash orqali Hindi Tinich Okean rayonidagi uzunga suzilgan urushda Xitoy armiyasi bilan puxralar harbiy safarbarlikni birlashtirmoqchi ekanligini ilgari surgan. Uning aytishicha, Xitoy Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan saboq olib, Hindi Tinich Okeanda uzunga suzilgan urushga tayyorlik qilishga boshlagan. Undan boshqa Xitoy yana urushda armiya bilan xalq safarbarligini birlashtirish haqidagi qonunlarni tuzib chiqqan. Mia Novenes yana Xitoy yaqinda tadbir qo'llanib, zapas askarlar bilan safdan chekingan askarlarning asldagi qismlariga qaytib kelishini osonlashtirdi va armiyaning puxralar ishlatadigan ul aslaha va yiqilg'i zapisini ishlatishiga ruxsat qildi degan. Amerika Kengash Palatasi Ukraina İsrailiyaga qaratgan yardım planını tasdiqladi. Amerika Kengash Palatasi Ukraina İsrailiya va Tayvanga qaratgan 95 milliard dollarlik yardım loyihasini tasdiqladi. Amerika vazining xabar qilishicha Amerika Kengash Palatasi seyshanba kuni Ukraina İsrailiya
ve Tayvan'ga qaratqan 95 milyard dollarlık yardım lahiyasını maqullagan bolup, bu plan Cumhuriyetçiler Partiyasının 20'ye yakın azasının qollashiga erişken. Ama mazkur yardım lahiyasi avam palatasida qarşılıqqa duch kelishi mumkin ekan. Yaqinqi bir necha hafta ichida mazkur plan lahiyasi nurg'un qatim o'ngishsizliklarga duch kelgan bolup, avam palatasidagi Cumhuriyetçiler Amerika-Meksika chegarasida texamo ko'p bexatarlikni ilgari surish bilan Ukrainaga yardım berish masalasini bog'lashni tashabbus qilgan. Bu qonun lahiyasi Kengash palatasida ma'qullangandan keyin Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan avam palata a'zosi Mike Johnson bu plan lahiyasini asli teksti bo'yicha topshirmaydiganligini, chunki yordam plani ichida Amerika-Meksika chegarasiga aloqador belgilamaning yo'qligini aytgan. Azatlıq kündelik gezdinin xabar qilishcha Amerika Kengash palatasi tarafidan ma'qullangan Ukraina, Tayvan ve İsrailiyaga 95 milyard dollarlık yardım plani avam palatasini kontrol qilayotgan Trampning qo'llovchilari tarafidan ayiblangan. Rossiyaning tajovuzchilik urushi oldida Ukrainaning taqdiri necha ming kilometr yiroqlikdagi bir necha guruhining qaroriga bog'liq bo'lib qolgan. Bu haqda qaror chiqarish masalasi mo'tadil guruh, Jumhuriyatchilar partiyasi ve Tramp guruhi o'rtasidagi ziddiyat ichida davom qilayotgan bo'lib, avam palatasidagi jumhuriyatchilar bu masalaga kelganda bo'linib ketgan. NATO Mudafiya Ministerleri yig'ini Bryusselda boshlandi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo davlatlar mudofaa ministerlarining 2 kunlik yig'ini Belgiyaning poytaxti Bryusselda boshlandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida qayd qilinishicha, yig'inda 2022-yil 24-fevraldan buyon davomlashayotgan Rossiya-Ukraina urushi qatorliq kun tartibidagi muhim masalalar muzokara qilindi. İki gün devamlaşıdığan yığının birinci günü ministerler Ukrayna müdafiye alaqılış grupisi bilen körüşüdüğan bulup, uçuruşta NATO'nun Ukrayna'a kılıvatkan herbi yardımı yeni bir qetim közden keçürüldüken. Yığında Amerika prezidentlik saylamada kaydedin prezident namzatı bolgan sabıq prezident Donald Trump'nın NATO toğrısıdaki sözlerimi müzakir kılındıken. Trump prezident mezgilinde Amerika'nın NATO aldıdaki iqtisadi mecburiyetini ada kılmağan itibaktaşlarını Rusya'nın kelgüsü hücumlarından qoğdumaydıganlıqını etkan edi. Prezident Erdoğan Mısır'da ziyaretli boldi. Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aradın 12 yıl ötkendiyken Mısır'da devlet işleri ziyaretli boldi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilmişçe, Prezident Erdoğan paytaxt Kahire'deki İttihadiye Sarayı'da Prezident Abdülfettah Sisi tarafından resmi murasim bilen kütüvelendi. Erdoğan bilen Sisi murasim meydanındaki urnuğa bargandıyken zembirek etildi ve iki devletin müstakillik marşları okuldu. Erdoğan Sisi bilen murasim meydanındaki askerlerge salam verdi. İki devletin vekilleri tanıştırılgandıyken ayrım ve heyetler ara söhbet başlandı. İki taraflık yukarı derecelik hemkarlık mekanizmini canlandırış yolda taşlandığan kademler müzakere kılınan söhbet cereyanı da soda, müdafiye, energiya ve sayahat kadarlık okşamağın sahalardaki fırsatlar muhakeme kılındı. Bunlardan başka İsrailiyanın Palestin'e karatkan hücumlarımı müzakere kılındı. Müzakereden keyin Erdoğan Prezident Sisi bilen koşma muhbirlerini kütüveliş yığını ötküzdü. Prezident Erdoğan sözü de 1000 yıldan köpürek tarihi ige öz ara girelişip getken tarih ve medeniyetki ige Türkiye bilen Mısır'nın çoğunkur yıldız tartkan bu mirastan ilham elip münasibetlerini münasip seviyege yetküzüşke tirişi vatkallıqını tähkitledi. O sözünü devamlaştırıp, aziz qeyrindişimni kengeş yığınımızını ötküzüş üçün Patpırsat'ta Ankara'da ziyaretli buluşku teklif kıldım. Mən bu ziyaretnin münasibetlerimizden yeni buruluş noktası buluduğallıqıgı işini mən. Sodu ve ixtisat hemkarlıqımızdan paravuzunu teşkil kılıdu. Bugünkü söhbetlerimiz geriyanı da kısqı vaxt içide sodu miktarını 15 milyar dollarga yetküzüş toğrısı da birdeklik hasıl kıldıq. Bunun başka 3 milyar dolar etrafıdaki seliniminin miktarını aşırışını karar kıldıq. Bu yönelişte taşlaşkı buluduğun koşumcu kademler hakkında fikir almıştırdık, dedi. O söz diyene müdafiye sanayeti biz nahayeti zor yüşürün küçük ege bulgan bir sahe. Mısır müdafiye sahasiga zor miktarda meblağ salmaqta. Ben Mısır bilen hemkarlaşıp ortak türlerini terakki kıldırdığallıqımızga işinimen. Biz yine suyuqlandırılgan tabii gaz, yadro ve kayıtı hasılı buluduğun energiya qatarlıq sahalardaki hemkarlıqımızı terakki kıldırış doğrusu demos sözlüşü vatimiz, dedi.
Prezident Erdoğan Mısır bilen sayahat, maarif ve medeniyet qatarlıq sahalardaki alaqını texamı küçeytiş üçün tirişidiganlıqını bildirdi. Qahira'daki Yunus Emre İnstitutu'nun dünyadaki en avat Türk dili ögünüş kurslarının biri ikkenligini bildirgen Erdoğan, ötken ili 22 000 Mısırlıq oquqıcının Türkçe ögünüş kursıgı tizimletişinin xuşallanarlıq iş ikkenligini sözlerge ilave kıldı. Mısır reisi Abdülfettah Sisi Erdoğan'ın Mısır'a kılgan tarihi ziyaretinden intayin memnun ikkenligini bildirdi ve 4. ayda Türkiye'de ziyareti buluduğanlıqını bildirdi. Prezident Erdoğan Mısır paytaxtı Kahire'deki devlet işleri ziyaretinden kin İmam Şafii'nin kabrisini ziyaret kıldı. Erdoğan İmam Şafii'nin kabrisi beşide dua kıldı ve alakadar hadımlardan malumat aldı. Erdoğan ve Rabiqisi Amina Erdoğan'a kabri ziyareti ceryanı da Mısır reisi Sisi ve Rabiqisi hemrah buldu. Hürmetli körümelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertik programımızı görüşürüz. Aman boğazlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.